Murat Cemcir, Ahmet Kural'dan uzun yıllar ortaklık yaptığı Ahmet Kural'dan ayrıldı. Tek başına projeler üretecek artık. Arkadaşlarımız Murat Cemcir'i Yasemin Alan'la görüntülemiş. Bir espri yapmışlar. Engin Dilan Polat'ı tiye almışlar. Yani gündemi kaçırmamışlar ve Cemcir diyor ki müşterilerimize parlak bir cilt vaat ediyoruz. Nasıl bir espri? Bakalım izleyelim. Hani Polat Towers derken acaba Dilan Polat'a bir göndermede bulundu mu yoksa bulunmadı mı bilemiyoruz. İyiyiz yani. Olmaz mı güzel bir tane? Güzel kazanmak istiyorum. Bakalım ilk burada açacağız etilerde beraber Yasemin'le. Sonra Gürcistan'a düşünüyoruz bir tane. Ondan sonra Kıvanç duyacağımız işler yapmak istiyoruz. Reklam tabii ki Yasemin'le. Ha işte. Ya şundan bir yani. Güzellik merkezi reklam yüzü olur mu arkadaşlar? Başka sanatçılarla çalışmak isterseniz diye sordum. Vallahi ben buradan söyledim Yasemin. Bizden başka sanatçı ben tanımıyorum ya. Evet ya yani güzellik sektörüne giren başka sanatçı yok. İlk biz olacağız bakalım. Neler yapıyorsunuz? Eğleniyoruz. Yoruyoruz. Murat Cemcir şaka mı yaptı yoksa gündemdeki fenomenlere göndermede mi bulundu bilemiyoruz ancak ciddi ciddi detaylar veriyor. Bir yatırımcımız var, yurt dışından bir yatırımcımız var. Bakın onları da konuşamıyoruz. Gizlilik anlaşması imzaladık, özür dileriz arkadaşlar. Ne vaat ediyorsunuz peki potansiyel müşterilerimize? Parlak bir cilt. Peki siz kendiniz cilt bakımı yapıyor musunuz? Baksana. Lütfen bakar mısın? Kendine cilt bakımı yapıyor musunuz? Yapıyorum, yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Cacık. Yüzünüze mi sürüyorsunuz? Evet. salatalık maskesi yapıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Tabii ben bu espriden çok işte Ahmet Kural'la ilgili söylediklerinle değil mi? O daha çok gündeme geliyor. Çünkü Ahmet Kural'la Murat Cemcir 2011-2020 yılları arasında birçok başarılı işe imza attılar. Ayrıldıktan sonra da Ahmet Kural'la küskünlüğü için konuştu Murat Cemcir. O dönemde demişti ki benim Ahmet Kural'la manevi bir anlaşmazlığım var. Maddi hiçbir anlaşmazlığımız, sıkıntımız yok. Birbirimize uzun süredir biraz kırgınız. Niyesi yok. Kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Düşman da değiliz demişti. Sonradan da ortaya çıkmıştı ki Ahmet Kural evlenirken avukat eşiyle Çağla Hanım'la düğün davetiyesine Ali yıllarca ortaklık yaptığı arkadaşına WhatsApp'tan dijital olarak göndermiş. Zaten hafif bir kırgınlık varmış. Bu kırgınlığı daha da artırmış. Bu yani hani bir telefon açıp ortaklığın bitmesini kardeşim, sebebi kardeşim Ahmet Kural. Yani Murat Cemcir'le Ahmet Kural'ın ikili olarak ortaklığının bitmesinin sebebi Ahmet Kural. Ahmet Kural bunu isteyerek ve bilerek yapmadı ama şöyle hafızamızı bir yoklayalım. O dönemde Murat'la da konuşmuştum olduğu için bu bilgiler var bende. Evet. Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmekten yargılandığı, aforoz edildiği bir dönemdir o dönem. Evet. Dolayısıyla Ahmet Kural'a 2020 şeyde televizyon ve sinema onlar ortak projeler üretmişlerdi. Yeni bir dizi ve film hazırlayacaklardı. Evet. O proje yattı. Evet. Murat da ister istemez yani evini geçindirmek zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. Bireysel işe girmek durumunda kaldı. Tek başına oyuncu olarak. Yani Ahmet'e çıkıp Sıla'yı dövdüğü için destek verecek hali yoktu.
ya da Sıla'yla birbirlerini darp ettikleri çok için karşılıklı. Çok ciddi bir davaydı tabii evet, ki. Yani Ahmet ondan mahkum oldu. Sonuç itibariyle hayat onları ayırdı. Yani Ahmet Kural o hatayı yapmasaydı devam Sıla'yla o karanlık geceyi yaşamasalardı şimdi Murat Cemcir'le Ahmet Kural Selçuk Aydemir'in yazdıklarını oynamaya devam ederlerdi. Evet, böyle bir şeyi içinde bulunan kişinin yani Ahmet Kural'ın da o dönemde herkes karşısındayken evet manevi olarak arkadaşı kamera arkasında yanında olabilir ama kamera önünde böyle bir şiddet olayından sonra gel yanımda dur demesi de biraz tartışılır yani. O davet etse zaten seyirci reddeder, yapımcılar... Evet. Televizyoncular kabul etmiyorlar. Evet, kesinlikle. Senaristler evet. Birliği bile ayağa kalkmıştı. Ozan Güven kaç senedir filmlerde, ekranlarda yok. Şimdi dönüyor. Şimdi dönüyor ama evet. Ozan Güven'in o darp davasında da karşılıklı ithamlar var. O onu darp etmiş, o onu darp etmiş. Evet, yani şimdi... masum değiliz hiçbirimiz evet. Durumu var. İkisinde de. Evet. Peki Ahmet Kural'a da arkadaşlarımız Murat Cemcir ile görüntü yakaladıktan sonra Murat Cemcir'i ve bu soruyu sorduktan sonra Ahmet Kural'ı da görmüşler. Sormuşlar. İşte Ahmet Kural'dan Murat Cemcir cevabı. Yolu açık olsun. Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural heyecanını nasıl paylaştı? Sizi de nasip etsin. Sağ olun. Ahmet Kural bir daha görüşmeyeceğiz diyen Murat Cemcir'e ne yanıt verdi? Ayrılıklar söylenmez. Ahmet Kural işler güçler, kardeş payı, düğün dernek, ailecek şaşkınız gibi birçok projede birlikte çalıştığı yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir'le Efsane filmi için yeniden bir araya geldi. Yeşilçam'ın usta ismi Serdar Gökhan da Cengiz Bozkurt, Şinas Yurtsever, Ayhan Taş gibi güçlü isimlerinde bulunduğu kadronun sürprizlerindendi. İba. Komedi filmi ben okeydim. Filmde oyuncular 7000 yıllık yoğurdun sırrını çözmeye çalışıyor. Oğlu Kemal'i kucağına almak için artık gün sayan Ahmet Kural'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Az kaldı bir 3 ay falan kaldı. Maşallah. Heyecanlıyız inşallah bakalım böyle sağlıklı elimizi almayı nasip etsin. Hissiyat başladı mı baba Ahmet Kural'da babam? Başladı. Başlamaz ama elini alınca kucaklayınca davet et. Çocuğunuzun olması, aday olmak, baba adayı olmak güzel bir şeymiş kardeşim. Allah herkese nasip etsin. Sana da nasip etsin inşallah. Sizi de nasip etsin. Sağ olun. Çağla Gizem Hanım aşerdi mi peki? Bir kere erik istedi kurban olduğum. Onu da bulduk. Çok şükür. Babalık hazırlıkları başladı mı? Çocuk bakmayı biliyor musunuz mesela? Çocuk bakmayı biliyor musunuz? Öğreneceğiz. Tabii onların kurslarına gidilecek hepsini. Kayınvalidem de sağ olsun yanımızda öğretiyor o da. İnşallah onu da elimizin şeyle öğreneceğiz. Ninni biliyor musun? Kim? Ninni. Ninni. Sence bilmez miyim Ninni ya? Ninni öğrenirim bir şekilde. Kendim uydururum yine söylerim ben. Zurna çalıyorum ben. Vallahi zurna sesi yapıyorum. Bakıcı tutmayı düşünüyor musunuz peki? Ailemiz yanımızda hep kayınvalidem, benim annem hep yanımızda olacak ama o tabii annesinin tercihidir. O nasıl karar verirse, nasıl oyun görürse öyle. Eşiniz kıskanç mı? Karışır mı partnerinize falan? Yok, hiç öyle şey yok tabii. Cengiz abiye karışmadı mesela. Olur dedi. Birçok filmde birlikte rol aldığınız Murat Cemcir, aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de demişti. Bir yanıt verecek misiniz acaba? Ben bir kere bu konuyla ilgili konuştum kendisiyle ilgili, bizle ilgili. Onun dışında da bir şey söylemek istemiyorum gerçekten. Kendisi benim için çok değerli bir insan. Hepimizin yolu açık olsun. Onu da seviyorum. Teşekkür ederim. Niye ayrıldığınızı söylemediniz? Ya istediğini söyleyebilir tabii ki. Ahmet Bey niye ayrıldığınızı söylememiştiniz? Söylemeyeceğiz. Yok öyle bir şey. Ayrılıklar söylenmez. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ahmet. Yine barışır mısınız? Teşekkür ederim. Tabii her zaman. Her zaman. Bu keyifli anların ardından Ayhan Oral, Cengiz Bozkurt, Ahmet Kural ve Ayhan Taş'a uzatıyor mikrofonu. Üç baba bir arada diyebilir miyiz acaba? Baba olmak müthiş bir heyecan. Benim 3 kızım var. Yani vallahi sağ olun. Ellerinizden öper. Sağ olun herkesin çocuklarını bağışlasın. Vallahi çok değerli şeyler. Evlerin gülü onlar neşesi. Oyuncu var mı içinde? Yok herhalde. Yok. Daha yeni. Yok. Olmak istemiyorlar ya vallahi. Sizde?
İki kızım var benim de. Biz de Ahmet'in babalık serüvenini heyecanla bekliyoruz. Evet. İstiyorduk zaten. Film 2 Şubat'ta vizyonda olacak. Evet, Ahmet Kural babalık heyecanını anlattığı sırada gözlemlediğimiz kadarıyla, çünkü yıllar içinde mesleki olarak birçok ünlünün kamera önü, kamera arkası halini, durumunu inceliyoruz, bakıyoruz. Hafif biraz gergin gördüm. Belki de gerginliğin sebebi her an Murat Cemcir'le ilgili bir sorunun gelecek olma riski. Kendini öyle sanki bir kitliyor. Böyle bir babalıktan, o doğumdan falan bahsederken bilmiyorum, ben biraz şey gördüm. Hafif gergin ve tutuk gördüm. Şimdi biraz tanıyorum Ahmet Kural'ı. Ahmet Kural günümüzdeki yüzü, komediye en çok giden, en çok değişken. Evet. Yani 60'lı 70'li yıllarda Öztürk Serengil neyse, evet, sinema için, günümüzde de Ahmet Kural o derece verimli bir yüze sahip. Yetenekli. Eğlenceli, seyretmekten tabii. Bu da başarılı bir oyuncu olduğunu gösteriyor ama Ahmet Kural'ın sanıyorum, yani böyle sohbet ederken çok saygılı bir insan. Herkese karşı, sadece bana karşı değil, herkese karşı. Ama sanıyorum özel hayatında işte durduğu şeyde, kadette durduğu gibi durmuyor bazı şeyler. Oradan bir çarpıyor onu herhalde. Şimdi ismini açıklamak istemediğim eski kız arkadaşlarından biri, o da oyuncuydu. Benim bir tanıdığımın dizisinde oynuyordular. Yani 3-5 günde bir karakolluk oluyordular. Yani sevgilisi de depresif ilişkiden hoşlanıyor. Ahmet de depresif öyle ilişkiden. Öyle çiftler var. Birbirini böyle üzmeye, kırmaya, yolmaya müsait ve bundan zevk alan çiftler var. O ayrı bir zevk meselesi tabii. Evet, yani ben iki kişinin kalemini çok beğenirim. Bir, Yılmaz Erdoğan. Evet. İlmek ilmek işliyor. Evet. Bir de Selçuk Aydemir. Bütün kitaplarını okumuşumdur. Selçuk Aydemir çok güzel projeler yazıyor. Bunlar da oynuyordu. Bence bu işten darbe yiyenlerden biri de Selçuk Aydemir oldu. Evet, elinde yani böyle bir ikili vardı. İkili vardı elinde, evet. İyi bir vitrin, onlara göre yazıyordu, çiziyordu. Çok güzel şeyler de ortaya çıkıyordu. Ticari olarak da karşılığını alıyordular. Şöyle söylüyor ya Murat Cemcir. Kırgınlık yok, bıkkınlık var. Belki o bıkkınlık geçince daha sonra tekrar bir araya gelirler, belli de olmaz. Öyle cazip bir teklif gelir ki o cazip teklife ikisi de hayır diyemez. Hayat böyle örneklerle dolu, sanat ve ünlüler dünyasında.